Likya Life kanalından herkese merhaba. Karavan yapım serimizde sıra geldi elektriğe. Elektriği iki bölüm halinde anlatacağım. Birinci bölümde kuracağım elektrik sistemini, kullanacağım cihazları ve aletleri anlatacağım, malzemeyi anlatacağım. İkinci bölümde ise bu sistemin kuruluşunu uygulamalı anlatacağım. Karavan üzerinde nasıl bağlantı yaptım, nereye ne kurdum, nasıl bir sistem kurdum, bunu anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden keyifli seyirler. Öncelikle karavanda ne kadar elektriğe ihtiyacım var, bunu tespit ettim. İhtiyacıma göre çünkü bir sistem kurmam gerekiyordu. Karavanda elektrik harcayacak cihazlar başta buzdolabı, sonrasında hidrofor, aydınlatma, telefon ve laptopları şarj ettiğimiz prizler ve bunun gibi birkaç tane daha küçük alet bulunuyor. Bu aletlerin tüketimine göre ben bir hesap yaptım. Karavanda günlük ne kadar elektriğe ihtiyacım olduğunu belirledim. Karavanda kullanacağım cihazların bir kısmı 220 volt, bir kısmı ise 12 volt. 220 voltta ne var derseniz buzdolabı var, şofben var, laptopların şarjı var 220 volt. Şimdi ben buzdolabı olarak Altus'un 90 litre mini buzdolabını kullanıyorum. Bu buzdolabının tüketim değeri olarak yıllık 112 kW yani 112 bin watt elektrik tüketimi yazmış firma. Bunu 365'e böldüğüm zaman günlük 306 watt yapıyor. Tabii buzdolabını kullanırken kapısını açıp kapayacağız ya da işte içeri sıcak olacak, daha fazla enerji harcayacak. O yüzden %30 kayıp olacağını düşünerekten bu 306 wattı %30 artırarak 400 watt olarak kabul ettim. Yani benim buzdolabım günlük 400 watt elektrik harcayacak. Bir laptopun şarj olurken harcadığı enerji saatlik 50 watt. 2 saat şarj ettiğimi düşünürsek laptop günlük 100 watt enerji harcayacak. 500-550 watt civarında bir 220 volt tüketimi var. Karavanda aküler ve güneş panelleri 12 volt. Fakat buzdolabı 220 volt. 220 volt elektriği invertör vasıtasıyla elde ediyoruz. Yani karavandaki 12 volt elektriği 220 volta dönüştürüyoruz. Bu dönüşüm esnasında tabii belli bir kayıp oluyor. Ben bu kaybı da düşündüğümde yani 500 watt 220 voltlar için 500 watt demiştim. Kayıpla birlikte 600 watt düşünebiliriz. Tabii bir de 12 voltla çalışan cihazlar var. Bunlar da lambalar. Saatte 3 watt enerji harcıyor. 2 tane lambam var. Yaklaşık 6 saat açık olsa 36 watt enerji harcar lambalar. 2 tane telefon var. Günde 2'şer saat şarj olsa 24 watt enerji harcar. Hidrofor saatte 20 watt enerji harcıyor. Günde maksimum zaten 1 saat boyunca çalışır. 20 watt da hidrofora yazdım. Yaklaşık 80 ile 100 watt civarında da 12 volt cihazlar. Toplam günlük yaklaşık 700 watt elektriğe ihtiyacım var benim. Karavanda elektrik 3 şekilde elde edilir. 1. Aracın tavanına yerleştireceğimiz güneş panelleriyle. 2. Aracın dışından alacağımız 220 voltu sisteme aktarmakla. 1. De araç hareket halindeyken ya da motoru çalışırken aracın kendi aküsünü şarj eden alternatörden aracın yaşam aküsüne takviye yaparak elde edilir. Ben alternatörden yaşam aküsüne bağlantıyı ya da takviyeyi yapmıyorum. O sistemi kullanmayacağım. Güneş panelinden elektrik elde etmeyi ya da dışarıdan 220 volt bağlamayı düşünüyorum. Güneş paneli olarak 2 tane 220 volt monokristal half cut Tomatec marka güneş paneli aldım. Half cut'ın farkını size şöyle anlatayım. Monokristal güneş panelleri polikristale göre daha verimlidir. O yüzden monokristal tercih ettim. Half cut paneller ise güneş hücresinin ikiye ayrılmasıyla oluşur. Bu sayede panelin iç direnci daha düşüktür. O yüzden dış etkenlerden daha az etkilenir. Daha geç ısınır ve daha çabuk soğur. O yüzden normal monokristallere göre daha verimlidir. Ben o yüzden half cut tercih ettim. Güneş panellerinin tanesini 2600 liraya aldım. Antalya'da CV Enerji Tomatec lisansıyla üretiyor. Güneş panellerinden gelen elektrik aküye ya da 12 volt sisteme girmeden önce şarj kontrol cihazına girmek zorunda. Panellerinden gelen düzensiz enerji akünün ya da sistemin tam istediği şekilde 12 volta dönüştürülüp aktarılıyor. Ben şarj kontrol cihazı olarak MPPT tercih ettim. İki türlü şarj kontrol cihazı var. PWM ve MPPT. PWM fiyatı daha ucuz ama eski bir teknoloji olduğu için daha verimsiz şarj kontrol cihazı. MPPT ise daha verimli bir şarj kontrol cihazıdır. Tomatec marka 40 amper MPPT şarj kontrol cihazını Trendyol'dan 2100 liraya aldım. Güneş panelinden MPPT'ye, MPPT'den de aküye ve sisteme dağılacak olan elektrik sistemini şöyle bir bara üzerinde topluyorum ve bu bara üzerinde dağıtıyorum. Bu baradan 2 tane aldım. Bu baranın tanesini eski sanayide bir marin firmasından 140 liraya aldım. Birçok karavan yapım videosunda bütün enerji sisteminin akün üzerinde toplandığını ve akün üzerinden tekrar dağıtıldığını görüyorum. Ama ben bunu çok doğru bulmadım. Ben bu şekilde yapmak istemedim. O yüzden bir bara aldım. Daha doğrusu 2 tane bara aldım. Biri artı hat için, biri eksi hat için. Bütün sistemler bara üzerinden toplanıp tekrar bara üzerinden dağıtılacak. Aracın içinde 220 volt cihazlar da olduğunu söylemiştim. Aküden ya da güneş panelinden gelen 12 volt elektriğin 220 volta dönüştürülebilmesi için invertöre ihtiyacım var. Ben Maxam marka 1000 watt tam sinüs şarjlı invertör aldım. İnvertörler de kendi içinde farklı türlere ayrılıyor. Modifi invertör, tam sinüs invertör, akıllı invertör, şarjlı ya da şarjsız invertör.
invertör. Modifi invertör biraz daha eski teknoloji. Çok tercih edilmiyor artık. Akıllı invertörse içerisinde hem invertörün hem de MPPT şarj kontrol cihazının olduğu daha büyük bir alet. Ben onu tercih etmedim. Ben MPPT ve invertörü ayrı ayrı aldım. Bunun en büyük nedeni akıllı invertörde içindeki cihazlardan bir tanesi bozulduğu zaman tüm sistemin bozulmuş oluyor. Ve yani hepsini atman gerekiyor ama ayrı ayrı aldığımda örneğin MPPT bozulduğunda yenisini alıp mevcut invertörle devam edebilirim. Ya da tam tersi. O yüzden ayrı ayrı aldım. Şarjlı invertör aldım. Şarjlı invertör şu oluyor. Aracın dışından almış olduğum 220 volt elektriği gerektiğinde 12 volta çeviriyor. Hem aküyü şarj ediyor hem de aracın içindeki 12 volt sistemi besliyor. Eğer şarjlı invertör almamış olsaydım dışarıdan aldığım 220 voltu aküyü şarj etmek ya da 12 volt sistemi bağlayabilmek için ayrıca bir de akü şarj cihazı almam gerekiyordu. Yani 220 voltu 12 volta çeviren bir alet almam gerekiyordu. Ama ben şarjlı invertörü aldığım için bunun içinde o alet de var. Yani kısacası bu alet aküden gelen ya da güneş panellerinden gelen 12 voltu 220 volta çeviriyor. Ya da tam tersi dışarıdan elektrik aldığım zaman gelen 220 voltu ise 12 volta çevirip aküyü ve sistemi besliyor. Dışarıdan elektrik geldiğinde içindeki sistem aküden gelen sistemi otomatik olarak kapatıp tersine çeviriyor. Şarjlı invertör olmayan sistemlerde dışarıdan elektrik aldığınızda ayrıca içerideki sistemi kapatmanız gerekiyor. Bunun için pako şartel koyuyorlar. O şarteli 1'e ya da 2'ye getirip dışarıdan elektriği içeriye ya da aküden elektriği invertöre veriyorlar. Bunun için de o sistemi yapan alet de var. 3100 liraya Trendyol'dan aldım. Karavanda gündüz güneş panellerinden gelen elektrikle karavan içinde kullandığım cihazların elektriğini sağlamış oluyorum. Fakat akşam güneş battığında tekrar güneş doğana kadar karavanın içindeki cihazları çalıştıracak ya da lambaları çalıştıracak enerjiye ihtiyacım var. Bunun için de bir jel akü aldım. Orbus marka 150 amper bir jel akü tercih ettim. Bunu da yine CV Enerji'nin Antalya'daki bayisinden 4700 TL'ye aldım. Neden 150 amper tercih ettim? Gece boyunca kullanacağım elektriği hesapladım. 150 amper akünün bana fazlasıyla yettiğini tespit ettim. Ve o yüzden 150 amper aldım. Ya da daha az alabilirdim. 100 amper alabilirdim. Fakat bu beni biraz riske sokabilirdi. Jel aküyü neden tercih ettim? Zaten karavanlarda araçlarda kullanılan klasik sulu akü kullanılmıyor. Jel akü, AGM akü ya da Lifebuoy akü tercih ediliyor. Lifebuoy aküler şu an çok pahalı. AGM akü yerine jel akü tercih etmemin en büyük nedeni karavanı ağırlıklı yazın kullanacağım için ve AGM akülerin sıcağa karşı biraz daha hassas olduğu için jel akü tercih ettim. Kurduğum 12 volt sistem için şöyle bir sigorta paneli aldım. Bu panel ağırlıklı teknelerde, yatlarda kullanılıyor. Üzerinde açma kapama düğmesi olan ve cam sigorta olan onlu bir panel. 12 volt 10 tane hattım olduğu için onlu aldım. Siz karavanda kuracağınız sisteme göre daha fazla ya da daha az olanları alabilirsiniz. Ben onlu tercih ettim. 220 volt içinse Schneider marka sigortalar ve Siemens marka bir kaçak akım rölesi aldım. 220 voltun sistemini kurarken bunu ayrıntılı anlatacağım ama kısaca özetleyeyim. 220 voltu sigortalara bağlamadan önce kaçak akım rölesine bağlayacağım. Panellerden gelen elektrik MPPT'ye, MPPT'den örneğin aküye ya da aküden invertöre ya da sistemden tekrar 12 volt sigorta kutusuna dağılırken her bağlantının arasına koymak üzere şu şekilde DC sigortalar aldım. Bunlardan 5 tane aldım. 3 tane 40 amper, 2 tane de 100 amper aldım. Bu sigortalar Türkiye'de çok fazla bulunmuyor. O yüzden fiyatı biraz pahalı. Tanesi şu an ortalama 400-500 liraya satılıyor. Ben bunları Çin'den AliExpress aracılığıyla aldım. 5 tanesini kargo, vergi, her şey dahil 650 liraya aldım. Yaklaşık 20 günde elime ulaştı. Karavanda 220 voltlar için şu tarz prizler aldım. Sıva üstü ya da sıva altı ya da ıslak zeminler için eğik priz aldım. Bunları neredeyse tamamını Amazon'dan aldım. Şimdi karavanda kullandığım ve kullanacağım elektrik kablolarını anlatayım. Karavanda 220 volt ve 12 volt elektrik sistemi var demiştim. 12 volt için 2x2.5'luk halojen free TTR kablo aldım. TTR kablo şu anlama geliyor. Evlerde kullanılan kablolar genelde tek damardır. İçinden kalın bir bakır tel vardır. TTR kabloda ise kablonun içinde ince ince onlarca kablo var. Bu onlarca kablonun bir araya gelmesiyle oluşuyor. TTR kablolar karavan gibi hareketli yerlerde daha uygun çünkü titreşime daha dayanıklı. Tek damar kablolar fazla titreşimde kırılabilir ama TTR kablo daha esnek olduğu için karavanlarda ya da yatlarda bu tür yerlerde tercih ediliyor. Halojen free ise şu anlama geliyor. Şimdi yanmaz kablo diye satılıyor ama aslında yanmaz kablo değil. Daha doğrusunu söylemek gerekirse alev yürütmez yani tutuşmaz kablo bu. Normal kabloyu çakmak tuttuğumuz zaman kablo tutuşuyor ve yanmaya devam ediyor. Halojen free kablo ise çakmak tuttuğumuz zaman yanıyor ama alevi çektiğimiz zaman sönüyor. İşte bu sayede herhangi bir yerde çıkan bir kıvılcımı
büyütüp tutuşmuyor ve alevi yürütmüyor. Karavan gibi yerlerde halojen free kablo kullanmak gerekir. Ben tüm kabloları HES marka kullandım. HES gerçekten kaliteli kablolar üreten bir firma. Güneş panellerinden MPPT'ye, MPPT'den baraya ve yine baradan 12 volt sigorta kutusuna giden kablolar 10 milim kablo. Akü ile invertör arasında ve akü ile sistem arasındaki kablolar ise 25 milim kablo kullandım. Normal elektrik hattında ise 12 voltlar için 2x2.5'luk kablo kullandım. Yani 2.5 milimlik kablo kullandım. 120 volt için ise 3x1.5'luk kablo kullandım. Bu kalınlıkları şu an ekrana koymuş olduğum tabloya göre belirledim. 220 voltta neden daha ince kablo kullandın? Aslında daha büyük voltaj diyebilirsiniz. Elektrikte voltaj yükseldikçe amper düşer. Aynı cihazın 12 volt ve 220 voltla çalışanını kıyasladığınızda 12 voltla çalışan daha çok amper çeker. O yüzden 12 volta giden kablolardan daha fazla enerji geçer. O yüzden daha fazla ısınır. Bu sebeple 12 volta kullandığımız kabloların daha kalın olması gerekiyor. Şimdi genelde ben YouTube'da izlediğim videolarda ya da karavan firmalarında 0.75, 1.5 ve 2.5'luk kablo kullanıyorlardı. Örneğin aydınlatmalara 0.75 daha az elektrik çekeceği için. Bazı prizlere 1.5'luk. Hidrofor gibi cihazlara 2.5'luk kablo kullanıyorlardı. Ben karavanda ayrı ayrı kablolar kullanmak yerine tüm 12 voltlarda 2x2.5'luk kablo kullandım. Bazı yerlerde daha kalın bir kablo kullanmış oldum ama önemli değil. En azından sistemim daha garanti oldu. Karavana kuracağım elektrik sistemi bu şekilde. Bu bölümde kuracağım sistemi anlatmak istedim. Kullanacağım aletleri anlatmak istedim. Gelecek bölümde ise karavanın içinde elektrik sistemini bağlayacağım. Cihazları bağlayacağım ve sistemi nasıl kurduğumu anlatacağım. O yüzden gelecek bölümden haberdar olabilmek için şimdiden kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Sizin de bu anlattıklarımla ilgili soru ya da öneriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.